Evet aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlerle inşallah şöyle bir şey başlatmak istedim. İlginç bulduğum İslam tarihi ile alakalı ilimle alakalı bilgi ile alakalı çok güzel yazılar ve bilgiler var. Bunları sizlere sunmayı düşündüm, sizlere okumayı düşündüm. Bunlar kısa kısa bilgiler. Zamanı olmayan e, dinleyebilir bu bilgileri. Bu bilgileri öğrenmiş olur. Başkalarıyla paylaşır inşallah. Bunların hepsi e, önemli bilgilerdir. E, kaynak olarak da İslam düşün, İslam e, Düşünce Atlası diye bir e, sayfa var. Orada çok önemli bilgiler var. İlk bilgi olarak sizlere kütüphane nedir? İslam'da kütüphane nedir, tarihi nedir, tarihçesi nedir onu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar kütüphane kitapları okuyucusuna sunmak ve muhafaza etmek için bir arada bulunduran mekanlardır. Kütüphanelerin İslam dünyasındaki varlığı Emeviler dönemine kadar geriye götürülmektedir. Emeviler döneminde camilere, halifelere ve alimlere ait kütüphanelerden her ne kadar söz edilse de bunlar kütüphaneden ziyade birer şahsi kütüphane veya kitaplık olarak düşünülmelidir. İslam tarihinde ilk müstakil kütüphanenin tercüme faaliyeti ve bilimsel araştırmaların da yapıldığı Beytül Hikme yani Beytül Hikme'de Hizanetül Kutup adlı bölümün olduğu kabul edilir. İslam dünyasında telif, derleme ve tercüme yoluyla yoğun biçimde kitap yazılmaya başlanması papyrus ve parşömen dışında kağıdın yazı malzemesi olarak da kullanılmaya başlanmasıyla alakalıdır. Harun Reşit tarafından 794'te Bağdat'ta bir kağıt fabrikası kurdurulması ve onu izleyen diğer kağıt imalathaneleri sayesinde telif faaliyetleri hız ve yoğunluk kazanmıştır. Buna bağlı olarak İslam dünyasında 9. asırda farklı büyüklükte çok sayıda kütüphane ortaya çıkmıştır. Sarayda halifelerin kütüphaneleri dışında devlet adamları ve alimler özel kütüphane oluşturmuşlardır. Ayrıca bazı camiler, manastırlar ve hastanelerde de kütüphaneler bulunmaktaydı. Bunların dışında varak denilen kitapçı dükkanları kitapları inceleme, ödünç alma sipariş etme ve istinsah ettirme gibi sunduğu imkanlardan ötürü birer kütüphane işlevi görüyorlardı. 10. yüzyıla gelindiğinde özellikle devlet adamlarının kütüphaneleri vakıf statüsünde halka açık hale getirilmiştir. Büveyhiler döneminden döneminde yaygın biçimde görülen darül ilmler her sınıftan insanın kitap ulaşabildiği ve araştırma yapabildiği mekanlardı. Bağdat ve çevresinde oluşan zengin kütüphaneler diğer İslam coğrafyalarında etkilemiş, öyle ki sultanlar ve devlet adamları kitap konusunda birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdir. Endülüs Emevi Halifesi 2. Hakem, 961-976 yılları arasında saltanatı sürmüş, Kurtuba'da yani e, Endülüs'te kurduğu kütüphanede, 400 bin kitabın bulunduğu Fatıma Halife'nin halifesinin Aziz Billah'ın 976-999 yıllar arasında saltanatı sürdürdüğü Kahire'deki sarayının 40 odasının kitaplarla dolu olduğu rivayet edilir. İslam dünyasında kaynakların bahsettiği kitap kütüphaneler ve bazıları müellif bazılarda kitap isimlerine göre sıralanmış kitabiyat literatürü zengin bir kitap kültürünün varlığını işaret etmektedir. Yazma eserlerdeki bir takım kayıtlar dönemin ilmi, sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmaktadır. İslam dünyasında kitaplar istinsah yoluyla çoğaltılıp çok uzak bölgelere kadar ulaşabildiğinden günümüzde bir kitabın nüshalarını birbirinden farklı coğrafyalarda bulmak mümkündür. Ne var ki Doğu ve Batı İslam dünyasında İktidar mücadeleleri, iç karışıklıklar ve savaşlar nedeniyle kütüphaneler zarar görmüş ve çok sayıda önemli eser kaybolup gitmiştir. Osmanlı döneminde hakim olan coğrafyadaki çok sayıda yazma satın yazma satın alınmak veya istinsah ettirilmek suretiyle İstanbul'a getirilmiştir. Bu bakımdan Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak üzere İstanbul'daki diğer kütüphaneler pek değerli yazmalara ev sahipliği yap, yapmaktadır. Öte yandan Napolyon'un Mısır seferinden sonra başlayan yazmaların Avrupa'ya göçü nedeniyle bugün çok sayıda kıymetli eser Avrupa kütüphanelerinde bulunmaktadır. Günümüzde yazmalarıyla ünlü kütüphanelerden ilk akla gelenleri İstanbul'da Süleyman Kütüphan Kütüphanesi, Kahire'de Darül Kutub el-Mısriye, Şam'da Darül Kutubu Zahriye, Tahran Milli Kütüphanesi ve Tunus Milli Kütüphanesidir. Kütüphaneler varlıklarını devlet himayesi ve gözetimin yanı sıra vakıf statüsünde de sürdürmüşlerdir. Bağımsız bir yapı şeklinde kütüphanelere rastlandığı gibi külliyelerin ve medreselerin birer parçası olanları da vardır. Kütüphane görevleri arasında en yetkili kişi olarak sahip, hazin, hafız, ve müşrif gibi isimlerle anılan müdür konumunda kimseler bulunurdu. Bazı dönemlerde ve belli kütüphanelerde mütercimler ve istihdam edilirdi. Diğer görevler arasında mücellitler, kitapları raflarda bulmak ve tekrar yerine koymakla görevli münaviller ve temizlik işlerinden sorumlu garajlar yer alırdı. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz kütüphaneydi. E, bu konuyu seçmemin bir e, vesilesi de var. E, biliyorsunuz ben e, İslam e, Yüksek Okulu Din Eğitimi Yüksek Okulu'nda, öyle diyelim, e, öğretim üyesi olarak aynı zamanda görev yapıyorum. Öğretmenim, din dersi öğretmenliği yapıyorum. Ve bizim e, yüksek okulun kütüphanesinde kütüphane sorumlusuyum. Dolayısıyla kütüphanelerde iç içeyim, iş yerinde de iç içeyim. E, yapılan o görevlerin çoğunu orada üstlendim. Bundan dolayı da memnunum. Kütüphanelere sık sık gidelim, e, kitaplar alalım, kitapları okuyalım, Başkalarını önerelim. Bizim yüksek okuldaki kütüphaneye de gelebilirsiniz, kitapları oradan alabilirsiniz, okuyabilir ve geri getirebilirsiniz. Buradan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sağlıkça kalın. Bir dahaki zaman görüşmek üzere diyelim. Selam ve dua ile.